Bugün bir hayvanımız olacağı için çok heyecanlıyım. Ne tür bir evcil hayvan almak istersiniz? Bir at. Bir at bizim ev için biraz fazla büyük olabilir. Bir keçi. Bu bence çok kötü fikir. Tavşan alabilir miyiz? Bence tavşan harika olur. Ama hangisi? O kahverengiyi sevdim. Ha? Oh, peki ya sen? Bak, biri sizin için seçim yaptı bile. Adını ne koyalım? Nibbles. Yay, Nibbles. Gel buraya Nibbles. Nibbles sevdi Rosie'yi. Onunla oynama sırası bende. Bekle. Geri gel Nibbles. Hayır, korktu Nibbles. Hadi çocuklar. Hadi Nibble için bir yuva yapalım. Nibbles bunu bence çok sevecek. Caillou, çekici verir misin? Bence Nibbles beni sevmiyor. Nibbles seni seviyor Caillou. Ama belki ona biraz daha nazik olman gerekiyor. Evet. Bırak o gelsin. İşte bitti. Tada. Baba. Yardım lazım mı? Hadi şimdi bir daha deneyelim. Tada. Ben de Nibbles'ı getireyim. Nibbles, yuvanı görme zamanı. Kaçma ama. Nazik Caillou, nazik. Nereye gidiyorsun? Buradasın. Nibbles, hadi gel oynayalım. Caillou, geriye adım at. Nibbles'la oynayamaz mıyım? Evet, ama sen çok heyecanlısın. Biraz da sesin yüksek. Küçük arkadaşı korkutuyorsun. Ben korkutuyor muyum? Bir tavşan olduğunu düşünsene. Biri sana böyle yaklaşsa ne hissederdin? Yavaşça ve nazik seveceksin. Hadi bir dene Caillou.
Korkma lütfen Nibbles, ben iyiyim. Caillou iyi Nibbles. Aa, yay yay başardım. Yani evet yay başardım. Keşke fırtına artık bir dursaydı. Neydi şimdi o? Ne kuvvetli fırtınaymış, rüzgar ağacı devirmiş. Ağaç tekrar kalkar? Zannetmiyorum Rosie. Oh, salıncağım. Tamir edilir mi? Üzgünüm Caillou. Maalesef ona da veda etme zamanı. Ama vedaları sevmiyorum ben. Gilbert nerede oturacak? Ağaç onun en çok sevdiği yerdi. Gilbert'ın buraya geldiği ilk günü hatırlıyorum. Evine hoş geldin Gilbert. Burası bahçemiz. Gilbert, bütün bu yeniliğe alışman zor olmalı. Ha? Ağaçtan zarar gelmez. Bize gölge yapar ve yorgun kendi altında oturursun. Bak böyle ve yukarıdaki dallardan her yeri görebilirsin. Ağaç sadece Gilbert'ın favorisi değildi. Rosie de ağacı çok severdi. Rosie ağaç sever. Caillou, tanışman gereken biri var. Kız kardeşine merhaba de bakalım. Rosie. Neden ağlıyor peki? Meraklanma Caillou. Bebeklerin ağlaması normal bir şey. Nasıl durduracağız onu? Sadece Rosie'nin kendini daha iyi hissetmesini sağlayacağız. Buldum. Acaba çok mu aydınlık? Belki abisinin ona sarılması iyi gelebilir. Nasıl? Benden mi? Ama o çok küçük. Bir dene bakalım. Sonuçta onun büyük abisisin sen. Büyük abi nasıl olunur bilmiyorum ki ben. Kafasının altından tut. Ağlaması durdu. Sihirli dokunuş işe yaradı. Bak, nasıl da hemen iyi bir büyük abi oldun Caillou. Evet, benim bu ağaçla hatıralarım çok daha önceye dayanıyor. Benim favorim buraya ilk taşındığımız gün. Ve biz bu ağacı birlikte diktik. Bir dakika. Ağacı biz mi diktik? Ben niye hatırlamıyorum? Neredeydim? Sen daha doğmamıştın. Sen benim karnımdaydın. Yeni bir ev, yeni bir ağaç ve yakında yeni bir bebek. Ne kadar çok yenilik var. Her şey bu kadar yeniyken endişelenmen normal. İnan her şey çok güzel olacak.
Birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok. Baba, durun. Bu tamamdır. Annesi, Kayu, ağacı dikmeye hazır mıyız? Kesinlikle. Hatıralarımızın olacağı yeni bir ağaç. Tabii o eski hatıralarımızı da unutmayarak ama. Rosie, yardım! Fuar için hazırız biz anne. Uçan sandalyelere bineceğiz. Ama başını çok döndürüyor. Fuar! Oh, bugün gidebileceğimizi zannetmiyorum. Anneniz biraz hasta gibi. Ama... Yok, Fuar. Üzgünüm çocuklar. Peki sen bizi götüremez misin baba? Maalesef, çalışmam lazım. Bana iyi bir fikir verdin. Annemizin iyi hissetmesini sağlayabilirsek belki gidebiliriz. Ne oluyor? Doktor Kayu ve hemşire Rosie seni iyileştirmeye geldiler anne. İyi. Peki. Ne mutlu. Hastamız şimdi hazır. Tamam. Ha? Evet, bu biraz sıcak. Bu... Portakal suyu. C vitamini. Doktor K'yı dinliyoruz. Değişik. Hepçi. Yara bandı lazım hemşire Rosie. Teddy? Teddy de olur. 50 adet yok. 100 tane Teddy kucaklaması lazım Rosie. Tabii ki. Gıdık pasarı. 1. Gıdık pasarı. 2. Gıdık pasarı. 3. Gıdık pasarı. 4. 97. 98, 99 ve 100 Rosie. Kalktım. Harikasın Rosie. Ve Teddy. Evet anne, sen dinlen ve biz hemşire Rosie ile konuşalım. Bu bence çok iyi bir fikir. Anne, iyileşme yok. Hayır. Ne yapsak acaba? B.C. Yardım lazım bize. Kim bize yardım edebilir? Baba! Dikkat dikkat, hemşire baba. Açık sarı alarm, açık sarı alarm. Tamam. Üzgünüm Kayu ama baba çalışıyor. Ama bizim sana ihtiyacımız var. Ve anne. Ve anne, tamam. Hemşire, baba hemen geliyor. Nasıl? Tahmin etmiştim. Nedir durum baba?
Annenizin hastalığı ciddi bir sümkürenzi. Bize bayağı mendil gerekecek. Bol bol, fazla fazla mendil. Oo. Tamam, peki. Sağ olun, bu yeterli. Oh, bugün bana çok yardımcı oldunuz. Üzgünüm fuara gidemediğimiz için. Ama siz... Aa, evet fuar. Doktorculuk çok eğlenceliydi. Fuarı unuttuk. Olsun. Hadi annemiz biraz dinlensin artık. Peki son bir ilaç daha. Bir... Sevgi sarılması. Yeni bir hastamız oluyor gibi Rosie. Ne yapalım Rosie? Radara ne dersin? Peki yüzmeye? Ya da Atari salonuna mı gitsek? Ördeklere sonra baksak? Bence şimdi... Ha? O da neydi? Gilbert'mış. Koş! Çabuk, buraya saklanabiliriz. Burada güvende olabiliriz. Ama bizi koruyacak biri lazım. Kim olabilir sence? Teddy. Buldum. Teddy. Onu salonda bulmamız lazım. Hazır Rosie? Hazır. Koş. Hayır. Annem yolu kapatıyor. Koş hadi. Burayı kaçırmışım. Süpürge bizi içine çekecek. Yok, bu taraf daha iyi. Sen bensiz git. Kurtar kendini. Hayır. Kayu, iyi misin sen? Evet anne, ben iyiyim. Nasıl geldi buraya? Gördün mü bak Rosie? Elektrik süpürgesini yendik. Gilbert bizim için çok basit. Ha? Kayu? O süpürgeden korktu. Ben korkmadım. Kayu. Arkamda değil mi? Ucuz kurtulduk. Bence iyiyiz. Sadece biraz sakin olmamız lazım. Gilbert oyun kayıyor. Gilbert oyun. Peki
Peki biz oraya nasıl çıkacağız? Babaya tırman. Bir dakika Rosie, düşünüyorum. Gilbert geliyor. Şimdi ne yapacağız Rosie? Rosie? Ha. İşte bu. Tırmanıp Teddy'ye ulaşabiliriz. Çok iyi fikir Rosie. İşte Teddy. Bence şimdi aslında sence ne yapmalıyız Rosie? Bugün hep haklıydın. Vroom, vroom. Evet, Gilbert süpürgeyi sevmedi. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Seni dinlemedim, özür dilerim. Başından beri hep sen haklıydın. Odamda oynayalım mı? Bu sefer dinleyeceğim, söz. Ördeklerle bile oynayabiliriz. Biz ördek oyna. Kuak kuak. Aha. Dikkat et Kayu. Bu ağaç bayağı yüksek. Sakın ha düşmeyin. Affedersin. Çabuk Rosie, hadi. O korkunç aslan nereye gitti? Beni yiyecek şimdi. Kayu, iyi misin oğlum? Bir şeyim yok babacığım. Bu da maceranın bir parçası. Gilbert, patin sıkışmış. Kayu, ben sana ondan tırmanmayın diyordum. Bak Gilbert'a ne oldu? Ben, bana diyorsun sanmıştım. Gilbert'a bir şey olacağını... Çevremizdekileri hep düşünmeliyiz Kayu. Bazen yaptığımız şeyler başkalarını da etkiler. Tamam mı? Hı hı. İyisin değil mi Gilbert? Ne oldu ki? Rahat ol Gilbert. Ben seni her şeyden koruyacağım. Miau. Gilbert. Gilbert'in ayağında küçük bir kırık var. Ayağını sarmamız gerekiyor. Ve mutlaka birkaç hafta dinlenmesi lazım, tamam mı? Ama iyileşecek değil mi? Siz hiç meraklanmayın. Ama çabuk iyileşmesi için ona günlük rutininde hepinizin biraz yardımcı olmanız gerekecek. Ben yardımcı olurum. Çok iyiyimdir. Gilbert, çıkarma onu. Bandaj ayağının iyileşmesi için. Bence en iyisi bandajıyla oynamasın diye bir yakalık külah taksın. Külah? Dondurma külahı gibi mi yani? Yum! Hayır, bu külaha biz yakalık diyoruz. Böylelikle Gilbert bandajını ısıramayacak. Günaydın seni uykucu kafa. Tada! Gilbert, dikkat et. Kayu,
Kediler bizim gibi portakal suyu içemezler ki. Gilbert'in sevdiği şeyleri düşünmeye çalış biraz. Ejderhayı salın. Ejderhayı salın. Bir dakika, bu ejderha değil ki. Bu bir korkunç T-Rex. Neyin var oğlum? Gilbert artık benimle oynamıyor. Ejderhacılığı denedim, dinozorculuğu, her şeyi. Hazırladığım kahvaltıyı da sevmedi. Sadece uyumak istiyor. Caillou, ayağın kırıldığı zamanı hatırla. Günlük hayatında yaptığın her şey ne kadar zordu hatırlasana. Hadi şimdi lütfen kendini Gilbert'ın yerine koy ve bir düşün, tamam mı? Ama ben nasıl kendimi... Yani onun hissettiklerini anlamaya çalış ki yardım edebilesin. Gilbert'in ayağı bayağı iyileşmiş. Aferin, ona çok iyi bakmış olmalısınız. Gilbert'ın hissettiklerini hayal ettim. Yardım etmek kolaydı. Süper Kayı bu işi hallediyor. İnşallah. Oh, Gilbert, topu lütfen atabilir misin? Gilbert, topu kurtardı. Süper Gilbert işte. Al bakalım. Vay! Sizler herhangi bir süper kahraman değilsiniz. Siz iyilik süper kahramanlarısınız. İyilik süper kahramanları mı? Bakın, bütün kahramanlar bizi kötülerden kurtarır. Ama iyilik süper kahramanları insanlara yardım etmeyi de severler. İyilikler yaparak onları mutlu ederler. Hmm, sevdim ben bunu. Ne diyorsun Gilbert? İyilik süper kahramanlığına hazır mıyız? O zaman hadi. Ha. 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 Ha.
Günü de süper iyilikler yaparak beraber tamamladık, değil mi? Köpek balığı! Yardım edin! Dur, güvenli değil. Biz ustalara bırak bu işi. Hadi Süper Gilbert, kaybedecek vaktimiz yok. Yardım! Bak, merak etme. Sizi plaja güvenli şekilde getireceğiz. Çabuk! Köpek balıkları yaklaşıyorlar. Hadi Süper Gilbert. Ne oldu? Onu oradan kurtarman lazım. Caillou, bazen süper kahramanlar bile korkarlar. Ve Süper Gilbert suyu hiç sevmez biliyorsun. Unuttun mu? Oo, pardon Gilbert. Önemi yok. Ama belki Süper Gilbert başka şekilde yardım edebilir. Bizi kurtardın, sağ ol. Az daha onlara akşam yemeği oluyorduk. Evet. Ve bizi kurtarmanız da iyi oldu. Çok iyiydin Gilbert. Korkmuş olsan da harika iş çıkardın. Siz çok cesurdunuz. Ve iyi. İkiniz de bugün çok fazla iyilik yaptınız. Ve düşündüm ki iyilik süper kahramanının pelerini de olması lazım. Ve tada! Vay! Sağ ol anne. Bu taraftan lütfen. Ama yeni bir lokantaya gitmek istemiyorum. Ben başkasına... Güven bize Caillou. Bunu çok seveceksin. Aa, bak. Oo. Sabreden derviş muradına ermiş. Daha fazla bekleyemeyeceğim baba. Hey, peki ya ben? Ben de... Kırıldın Caillou. Çok güzel. Ama ben hala açım. Sabreden derviş muradına ermiş. Dur bekle Caillou. Acıdır. Oh, çok acıdır. Kırmızı. Al, biraz su iyi gelir. Dilim çok yanıyor. Wasabi hardalı o Caillou. Sadece azıcık alman gerekiyor. Bu sana iyi gelecek. Yeni bir şey denemek istemiyorum.
Hey. Harika görünüyor. Yummy. Ha, yer. Bu çok lezzetli. Biraz denemelisin. Söz veriyorum, bu hiç acı değil. Tadına bakmadan bilemezsin. Belki seversin. Aa, peki çocuk menüsü var mı? Korkarım yok. Ama senin için özel bir şey yapabilirim. En sevdiğin yemek nedir senin? Bana tost yapabilir misin? Biraz bundan ve... Bu bir tost değil ki. Emin misin? Ha? Peynir? Turnaları bana geri uçurur musun? Böyle yesem olmaz mı? Ben gerçekten açım. Sabreden derviş muradına ermiş. Ama... Söz veriyorum, bundan daha iyi bir tostu hayatında hiç yemedin. Mükemmel. İyi misin Rosie? Pardon Rosie, kendimi kaptırmışım. Bu nedir? Sizin tostunuz efendim. Çok lezzetli. Tabii ki öyle. Çünkü sabreden derviş muradına... Ermiş. Bunu da denemek ister misin Kayu? Sever miyim? Denemezsen bilemezsin. Bunun adı tempura. Peki benim balığımdan ister misin? Daha ne denemek istersin? Her şeyi. Hemen geliyor. Bir zamanlar Kayu adında küçük bir çocuk varmış. Anne, anne. Ha? Evet Kayu, ineği satabildin mi ki? Evet, biraz fasulye için onu takas ettim. Fasulye. Ama bunlar sihirli fasulyeler. Oh Kayu. Annesi ona inanmamıştı ama Kayu fasulyelerin sihirli olduğunu biliyordu. Ve o fasulyeleri bahçeye ekti. Bir gün sonra ta bulutlara kadar uzayan bir fasulye ağacı yükseliverdi. Ve Kayu tırmandı. Yukarıda ne olduğunu görmek için ağacın tepesine kadar çıktı. O kadar yükseğe tırmandıktan sonra bir de ne görsün? Korkunç bir dev! Ve Fifo! Kayu! 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 Ve ne bu gürültü? Fum!
senin şu an Rosie'yi uyutuyor olman lazım Kayu. Fasulye ağaç! Fasulye ağaç! Oo! Özür dilerim. Başka bir masal anlatırım. Pekala. İyi geceler size. İyi geceler. Peki. Bu seferki masal... Kırmızı başlıklı Rosie kız. Kırmızı başlıklı Rosie kız büyük annesine bir sepet yemek götürüyormuş. Ama yoldayken karşısına büyük, kötü... Uf! Korkunç Fuf! Git buradan! Rosie! Affedersin, seni korkutmak istemedim. Başka bir masal bulayım, dur. Rosie kız ormanda bir eve rastladı. Karnı açtı ve yorgundu. O yüzden kapıyı çaldı. Kapı açıktı. Ve içeride kimse yoktu. Merhaba. Rosie kız masanın üstünde bekleyen lezzetli yemekleri fark etti. İlk kase çok sıcaktı. Ve ikinci kase de çok soğuktu. Ama üçüncü kase tam da iyi sıcaklıktaydı. Rosie kız yorgundu. Uyuyacak bir yer bulmak için bakındı. Üç tane yatak buldu. İlki çok büyük ve yumuşaktı. İkincisi de çok sertti. Ama üçüncü yatak harikaydı. Tam o sırada evde yaşayan üç ayı eve geldiler. Yataklarımızda kim yatıyor bizim? Ayılar yataklarında uyuduğu için Rosie kıza çok kızmıştı. Ama onun uyumasına izin verdiler. Ve son. İyi geceler Rosie. Peki, ne oldu sonra? Hey, Kayu! Büyük baba! Ne oynuyorsun bakayım? Misketlerimle. Karmaşık görünüyor. Çok eğlenceli. Çantada ne var? Çocukluğumda oynadığım bir oyuncak. Babam bile oynamıştı. Bitiren seti mi? Çok sevdim bunu büyük baba. Senin yaşında ben de bu treni evin her yerinde kullanırdım. Mutfaktan oturma odasına, bahçeye kadar. Evet, evin içinde ve bahçede treni kullanmamam gerekiyordu. Onu evimizde kullanmak istiyorum. Trenlerin hepsi hızlı gitmek istemez Kayu. Bazen yavaşlayıp manzarayı seyretmek isterler. Hadi güvenli basit bir döngüde... Yavaş ve istikrarlı bir ray yapalım. Oo,
Tamam. Belki de buradan çıkıp bir halka yapabiliriz ve konfeti atabiliriz. Bence bu tren halkalar yapamaz ama şunu yapabilir. Bir virajda dönebilir. Sen keyfine bak. Annene eve gelmeden temizlik yapacağıma söz verdim. Tamam. Hadi bay bay. Ve burada. Tada! Evet. Küçük normal trenimiz için küçük normal bir çember. Ve şimdi en iyi kısım. Bak, bu çok güzel değil mi Kayu? Bunu bütün gün izleyebilirim. Burada nasıl gidiyor bakayım? Oh, büyük baba uyumuş. Tren çok iyi olmuş Kayu. Biraz daha hızlı gitmesini isterdim. Büyük baba biraz daha hızlı gitmesine itiraz etmez. Wow. Deneyebilir miyim? Tabii. Harika. Benim mermer setindeki gibi uzun yapabilsek keşke. Büyük babam biraz daha uzun olmasına itiraz etmezdi. Evet, biraz fazla uzun olmuş olabilir. Onu indirmeli miyiz? Ama önce çalışıp çalışmadığını görelim mi? Hazır mısın? Hazırım Kayu. Son aşama. Ne oldu? Sürpriz. Benim tren. Demek ki hızlı gitmek istedi. Burada ne oldu acaba? Sanırım biraz fazla eğlendik.